gerçekleşti. Milletin konağı oldu. Önce başka nevi idi, milletin konağı oldu. Eğer hekim ise çaremi getir. Bana derler gam yükün ise götür. Anadolu'dan haliyle evinde ağırlarlar. Muhammed Başkanım da sağ olsun milletin kendine tahsis ettiği evini yine değer verdiği millete geri iade etti. Milleti bu konakta ağırlamaya karar verdi. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Millet de kendini konaklarda ağırlayanı elbette ki Kadir Şinas'tır, başında taşıyacaktır, devam edecektir inşallah. 2023'te de 2024'te de bu ak kadrolara yine hakkı emanet edecektir. Devam inşallah. Tabii burada tarlada iziniz olursa Harman'da yüzünüz oluyor. Çok şükür şu kadro, şu ekip bizi ziyadesiyle gururlandırdı. Genel merkez olarak, teşkilat olarak ben müthiş bir gurur içindeyim. Niye? İl başkanımız, önceki dönem il başkanımız, ilçe başkanlarımız, MHP'mizin yetkilileri, sayın kaymakamlarımız programı da nedeniyle teşrif edemedi. Sayın valimiz, milletvekillerimiz, MKYK üyemiz hep birlikte canı gönülden bir yek vücut halde hizmet ediyorlar. Bu birliği, beraberliği Erzurum bozmazsa, ki bozmaz, ilelebet Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın da burada rahmeti daim olur. Bu ve nice hizmetlere yine biz kavuşuruz diye ümit ediyorum. Hizmetlerimizi milletvekillerimizin katkısıyla yapıyoruz. Onların desteğiyle yapıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. İl başkanımızın, ilçe başkanımızın, Cumhur İttifakı bileşenlerimizin desteğiyle yapıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Yönetimlerimize müteşekkiriz. Büyükşehir Belediye'mizde büyük bir memnuniyette, büyük bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Onlara da bu hususta çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Palandöken'de Büyükşehir Belediye'mizin de önemli çalışmaları var. Bu çalışmalarından dolayı Palandökenliler adına Büyükşehir Belediye'mize de teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün en büyüğünü esasında bize ak kadrolar anlamında, ak belediyecilik anlamında gönül belediyeciliği vizyonunu açan Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve arkadaşlarına bu hususta Palandökenliler adına müteşekkiriz. Çok özel desteklerini görüyoruz Cumhurbaşkanımızın. İlçemizin her yerinde hizmetleri var. Naçizane belediyemiz çalışanlarına teşekkürün yanı sıra bugün aramızda değerli dostum Veli Böke var. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız kendisi. Teşrif ettiler, buraya kadar zahmet ettiler. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir vesile hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu haftada nasip oldu inşallah siz kıymetli misafirlerimizin katılımıyla bu millet konağımızı hizmete açıyoruz inşallah. Millet konağımızın alt katında falan dökenimizde orta yaş tabir ettiğimiz cami cemaatinin, olgun nüfusun çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği bir mekan oluşturduk. Üst katlarda da gençlerimiz ve bayanlar için sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri güzel mekanlar oluşturduk. İnşallah bugün bir buranın açılışını yapacağız. Konut yaptık. Bu sene köylerimizde, 16 adet köyümüzde baştan aşağı mezarlıklarını oluşturduk. Yunus Emre ve Tatlı Emre'nin kabrinin bulunduğu mezarlık ve çevresinde de ciddi bir çevre düzenlemesi oluşturduk. Oradan duyulan memnuniyetle sizi sevindiriyor. Sayın Başkanımız Muhammed Sunar Beyefendi, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Başkanı Adem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya ilahel âlemin. Kağlara bürünmüş beyaz örtüsüyle kilidi mülki İslam olan bu şehirde bu soğukta bizleri aç ve açıkta bırakmadığın, her türlü fırsatlar bizlere lütfettiğin, imkan verdiğin için sana şükrediyor, hamd ediyoruz ya Rabbi. Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah'a yüzyıl.
Hayırlara vesile olsun inşallah. Kıymetli palandökenler, bulunduğumuz bu mekan daha önce başkanlık lojmanı olarak kullanılmış bir alan. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu mekanı palandökenlerin hizmetinde daha verimli bir halde nasıl kullanabiliriz diye epey arkadaşlarımızla kafa yorduk. Ulaştığımız netice şuydu, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda bu mekanı başkanlık konutu, başkanlık lojmanı olarak kullanmak yerine millet konağı olarak kullanmanın uygun olacağı şeklinde bir kanaate ulaştık. Neticede Palandöken Belediyesi çalışanları tamamen kendi imkanlarıyla buranın iç mekanını bir millet konağı olarak tanzim ettiler. Binanın güçlendirmesini salgın sürecinden, pandemi sürecinden de istifade ederek ciddi bir emekle sağlamış bulundular. Nihayet mekan tamamlandı, açılacak hale geldi. Bugün itibariyle bu mekanda en alt katta cami cemaati olarak tabir edeceğimiz olgun nüfusun rahatlıkla oturup kitap okuyacağı, sohbet edebileceği, çeşitli etkinliklerde bulunabileceği bir mekan, bir alan haline getirdik. En alt katı, daha önce orası garaj ve bodrum katı olarak kullanılan bir mekandı. Bir üst katı ise bayanlarımızın hizmetine amade kıldık. Bayanlarımız Palandöken'de çeşitli toplantılarını yapabilecekleri, çeşitli organizasyonlarını rahatlıkla ifa edebilecekleri bir mekana kavuşmuş bulundular. Bu en üst katı ise gençlerimiz hizmetine amade kıldık. Gençlerimiz bu mekanda ders çalışabilecekler, kitap okuyabilecekler, muhtelif etkinlikler düzenleyebilecekler, buralarda söyleşiler yapabilecekler, buralarda onlara sunmuş olduğumuz muhtelif imkanlardan istifade edip film seyredebilecekler. Burası hasılı kelam son derece palandökenlerin hizmetinde güzel bir mekan haline geldi. İnşallah tüm palandökenleri bu mekandan faydalanmaya davet ediyoruz. Palandöken'e hayırlı olsun.